Merhaba değerli Start TV izleyicileri. Ben Yusuf Taş. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün tarihin dönüm noktası olan Çanakkale konusunu kısaca anlatmaya çalışacağız. Çanakkale çok önemli bir olay, çok önemli bir durak noktası. Bu itibarla Çanakkale'yi nasıl anlamalıyız, nasıl anlatmalıyız, bu çok önemlidir. Bu bakımdan kısaca Çanakkale'yi anlatmak bakımından hepimizin bildiği 5N1K kavramları üzerinden Çanakkale'yi anlatacağız. Çanakkale'nin 5N1K'sı nedir? Çanakkale nedir diye soracak olursak, Çanakkale bir destandır. Çanakkale hakla batılın mücadelesidir. Çanakkale Allahu Teala'nın ayetinin yani Bakara suresi 249. ayeti kerimenin tecellisidir. Nedir o ayeti kerime? Şudur. Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ الَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللّٰهِ كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَل۪يلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَث۪يرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِر۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Allah-u Teala bu ayeti kerimede buyurur ki, Allah'a kavuşacaklarını umanlar ise nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir. O takdirde Çanakkale azın çok olana galip gelmesidir. Çanakkale akılla, matematikle, fenle izah edilemeyecek mucizevi bir olaydır. Çanakkale nerede olmuştur? Nerede gerçekleşmiştir? Görünür de Çanakkale, Çanakkale bölgesinde, Çanakkale destanı Çanakkale bölgesinde olmuştur. Esas itibariyle ümmet sathında olmuştur. Çanakkale ne zaman olmuştur? Çanakkale destanı ne zaman gerçekleşmiştir? Görünür boyutuyla 1915 yılında, esas itibariyle de İlk insanla beraber başlamış, 1915 yılında destanlaşmıştır. Ve bu destan bitmemiş, halen devam etmektedir. Çanakkale'nin 1915'te olması sadece ilk insanla beraber başlayan hakla batıl mücadelesinin sadece bir durağıdır. Bitmiş midir? Bitmemiştir. Kıyamete kadar hak ve batıl mücadelesi devam edecektir. Bu açıdan baktığımızda gelecek yeni destanlara gebedir. Çanakkale nasıl olmuştur? Varıyla, yoğuyla, genciyle, yaşlısıyla, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, bütün imkansızlıklara rağmen eldeki tüm imkanların sarf edilmesiyle sonuna kadar verilmiş olan bir mücadeledir. O takdirde Çanakkale bütün imkanların, imkansızlıklara rağmen bütün imkanların sonuna kadar sarf edilmesiyle kazanılmış bir zaferdir, destandır. Niçin diye soracak olursak, Çanakkale niçin olmuştur? Çanakkale'de niçin ordular karşı karşıya gelmiştir? Şu anekdot ile bunu anlatabiliriz. Winston Churchill diyor ki, bu Osmanlı'ya ne yapacağız dostum diyor. Çok güçlüler, içimden bir ses bizi mahvedeceklerini söylüyor. Karşısında Lloyd George diyor ki, biz onlardan Kur'an'ı almadıkça onları asla yenemeyiz diye itiraf ediyor. O takdirde niçin Çanakkale destanı yazılmıştır? Çanakkale'de niçin düşman ordularıyla karşı karşıya gelmişiz? İşte manevi değerlerimiz, Kur'an'ımız elimizden alınmak istenmiştir. Onlar biliyorlar ki Kur'an'ımızı, dini değerlerimizi elimizden almadıkça bizi asla yenemeyeceklerdir. Çanakkale kimler arasında olmuştur? Tarafları kimlerdir? Çanakkale'nin taraflarına baktığımızda bir tarafı ümmeti Muhammed'dir.
Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Türküyle, bütün etnik unsurlarıyla beraber ümmeti Muhammed'dir. Bir diğer tarafta ise kim vardır? Bütün dünya kafirleri vardır. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela diye ifade edilen bütün dünya kafirlerinin bir araya gelerek oluşturmuş oldukları karşı cephe vardır Müslümanların karşısında. Ayet-i kerimede ifade edildiği üzere Maide suresi 51. ayet-i kerimede Es'adü billah evliya-ı ba'duhum evliya-ı ba'd. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Daha açık ifadeyle söyleyecek olursak toplum arasında kullanılan gavurdan dost, domuzdan post olmaz. Bu ayet-i kerimeyle ifade edilen bir gerçektir. Kafirler ancak ve ancak birbirlerinin dostudurlar. Müminler de birbirlerinin dostudurlar. Mehmet Akif'in ifadesiyle Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlı idi diyor. Çanakkale'yi Bedir'e benzetiyor. Çanakkale tıpkı Bedir gibi, Uhud gibi, Hendek'teki ruhun yakın tarihimize aksetmesidir. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te bir ruh vardır. Bu ruh Çanakkale'ye aksetmiştir. Çanakkale sadece tarihi bir olay değildir. Çanakkale kıyamete kadar sürecek olan ruhun özetidir. Mücadele ruhunun özetidir. Çanakkale tıpkı Bedir gibi varoluş, yok oluş mücadelesidir. Bedir'e baktığımızda Bedir'de az olanların çok olanlara galip geldiğini görüyoruz. Yine Çanakkale aynı bu şekilde Bedir gibi az olanların çok olanlara galip gelmesinin ispatıdır. Bedir'e baktığımızda mühimmatsız olanların donanımlı olanlara karşı bir zaferi söz konusudur. Çanakkale'de yine Bedir'e benzemesi yönüyle donanımı az olan, donanımsız olan orduların donanımlı, güçlü, kuvvetli ordulara galip gelmesidir. Bedir, insanların azmi, Allah'ın da desteği olduğu müddetçe zaferin kaçınılmaz olduğunun göstergesidir. Çanakkale'de aynı şekilde insanların azmi, gayreti, Allah'ın da desteği olduğu müddetçe zaferin kaçınılmaz olduğunun göstergesidir. Çanakkale, Bedir'in gölgesinin 1915 yılında Çanakkale bölgesine yansımasından ibarettir. Çanakkale'yi tarihi bir olay olarak okuyamayız. Sadece tarihi bağlamıyla değerlendirip orada bırakamayız. Çünkü Çanakkale canlı bir ruhtur. Çünkü Çanakkale bitmiş bir olayın adı değil, ilk insanla başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan hak ve batıl mücadelesinin sadece bir durağıdır. Bizler birlik ve beraberliğimize, devletimizin bölünmez bütünlüğüne, kültürümüzün yozlaştırılmak istenmesine, milli ve manevi değerlerimize karşı yapılan her saldırıya Çanakkale ruhuyla cevap vereceğiz. Geçmişte verdiğimiz gibi. Bir anekdot anlatılır Turgut Özal zamanında. Japon eğitim uzmanları Türkiye'ye gelirler. Eğitim sistemini incelemişler ve Özal bürokratlarıyla beraber hazır bulunmakta. O ortamda şunu ifade ederler. Sizin eğitim sisteminizde milli ruh yok derler. Şaşırırlar. Nasıl olmaz? Niçin olmaz diye sorduklarında Japonlar şunu ifade ederler. Biz okullarımızda çocuklarımızı eğitirken onları önce hızlı trenlerimize bindiririz. Daha sonra dev fabrikalarımızı, teknoloji merkezlerimizi gezdirir, ülkemizin gücünü onlara gösteririz. Daha sonra onları Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye götürür, orada atom bombası atılan ve yıllardır ot dahi bitmeyen bölgeleri gösterir ve deriz ki eğer siz çalışmazsanız, gayret etmezseniz, bilinçlenmezseniz, az önce gördüğünüz teknolojiye sahip olmak için çalışmazsanız işte sonunuz da böyle olur diye
ders veriyoruz derler. Bürokratlardan birisi atılır, der ki bizim Hiroşima'mız yok ki. Hemen Japon uzman tokat gibi cevabı yapıştırır. Der ki bizim 10 tane Hiroşima'mıza bedel sizin Çanakkale'niz vardır der. Bu itibarla çok önemli bir anekdottur. Bizim gerçekten Çanakkale'miz vardır. Çanakkale öyle bir ruhtur ki gençlerimize bu ruhu aşılamamız gerekir. Gençlerimize bu ruhu aşıladıktan sonra onları en güzel şekilde geleceğe hazırlayarak yetiştirmemiz gerekir. Şairin ifadesiyle bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bir kişinin Allah rızası için canını feda etmesine şehitlik denilir değerli izleyiciler. Şehitlere bu adın verilmesinin sebebi cennete gireceğine şahitlik edilmesi, şehadet anında meleklerin yanında bulunması ve Allah tarafından özel nimetlere kavuşacak olmaları dolayısıyladır. Ayet-i kerimede ifade edildiği üzere Allah yolunda öldürülenlere asla ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri sevinçli bir halde Rablerinin yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar diye ayet-i kerimede Ali İmran suresi 169. ayet-i kerimede ifade edilir. Şehitler ölü değil diridirler diye ayet-i kerimede ifade edilmiştir. O takdirde şehitlerin Allah katında müstesna yerleri vardır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere cennete giren hiçbir kimse yeryüzündeki her şey kendisinin olsa dahi tekrar geri dönmeyi istemez. Ancak bunun istisnası şudur: şehit orada gördüğü itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve 10 defa şehit olmayı ister buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Merhum milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın, doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyor. Değerli izleyiciler, konumuzu kısaca toparlayacak olursak, Çanakkale canlı bir ruhtur dedik. Çanakkale ölmeyen, bitmeyen, devam eden bir mücadelenin adıdır dedik. Çanakkale'de bizim maneviyatımıza, mukaddesatımıza esasında saldırılmıştır. Bu değerlerimiz elimizden alınmak istenmiştir. Bunun karşısında bizim milletimiz, bizim tabi olduğumuz ümmet, ümmeti Muhammed en güzel mücadeleyi vererek Çanakkale'yi bir destana dönüştürmüştür. Çanakkale'den çıkaracağımız derslere bakacak olursak, Çanakkale'den çıkaracağımız sonuçlara bakacak olursak neler söyleyebiliriz? Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle tek dişi kalmış canavar misali batılı milletlerin nasıl bir karaktere sahip olduğunu gördük. O takdirde körü körüne batı hayranlığından vazgeçmemiz gerekir. Yıllardır bize filmlerde, televizyonlarda bir takım kahramanlar gösterdiler. Süpermen dediler, Rambo dediler, değişik kahramanlarla karşımıza çıktılar. Gençlerimizin zihinlerini ifsad ettiler. Ve biz gerçek manada tarihimizi anlasak, tarihimizi anlamaya çalışsak, asıl kahramanların bizim tarihimizde olduğunu göreceğiz. Yapay kahramanlar değil, gerçek kahramanların olduğunu göreceğiz. Çanakkale'de abideleşen bir kahraman Seyit Onbaşı,
215 kilogram mermiyi, normal şartlarda kaldırılamayacak bir mermiyi ya Allah diyerek iman gücüyle kaldırmış ve namluya sürmüştür. Kahraman arıyorsak işte bize kahraman. Kahraman arıyorsak daha böyle geçmişe gittiğimizde sayısız kahramanlar var. Kahraman arıyorsak daha yakın zamana gittiğimizde 15 Temmuz'da Ömer Halis Demirler var. Kahramanlarımız çok. Gençlerimize bu kahramanları örnek. Bu itibarla değerli izleyiciler, nesillerimizi tarih şuuruyla yetiştirmemiz gerekiyor. Tarihinden kopmuş, dilinden kopmuş bir millet yok olmaya mahkumdur. Bir millet tarihi ve diliyle vardır. O takdirde nesillerimize öncelikle tarih şuurunu aşılamamız gerekiyor. Biz tarih şuurunu aşılamazsak yalan tarihler, yanlış tarihler, yanlış bilgiler onların zihinlerine yerleşecektir. Bu takdirde başka yerlere hayran konuma düşeceklerdir. Hayran olmak gerekirse hayran olunacak çok böyle fazlaca sayıları fazlaca kahramanlarımız vardır. O kahramanlara ne yapılabilir? Özenilebilir. Yeni kahramanların yetiştirilebilmesi adına. Bu itibarla Çanakkale'nin yıl dönümü olması münasebetiyle özellikle Çanakkale şehitlerimizi ve bunun dışındaki din uğrunda, vatan uğrunda, mukaddesat uğrunda canlarını feda etmekten çekinmemiş şehitlerimizin tümünü rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Gazilik mertebesine ulaşmış. Gazilik mertebesi neticesinde de hayatları normal şekilde son bulmuş olan gazilerimize de yine rahmet diliyoruz. Hayatta olan gazilerimize Allah'tan hayırlı ömür, hayırlı yaşam diliyoruz. Bu itibarla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm esselam. Birkaç falso oldu ama onları herhalde...